Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Yarın İstanbul'da önemli bir gün. Özellikle imalat sanayi için çok önemli bir gün çünkü tarım fuarı, tarım sektörünün kalbi yarın İstanbul Beylikdüzü'nde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde atacak. Biz de fuar öncesinde sizlere tarım sektörünün özellikle teknolojiyle nasıl bir araya geldiğini, yarın burada hangi ürünleriyle ve hangi konularla göreceğe çıkacağını anlatacağız. İki önemli konuğum var. TÜYAP Fuarcılık İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlhan Ersözlü, hoş geldiniz. Ve Tarmak Bir Genel Sekreteri Selami İleri, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Avrasya Tarım 2016 diyoruz. Öncelikle en basitten başlayalım. Avrasya dendiğinde biz bu fuarda hangi bölgelerin burada buluştuğunu ve hangi bölgeye tarım sektörü temsilcilerinin burada buluştuğunu anlayacağız. Nerelerden katılım olacak? Fala başta Türkiye olmak üzere merkez, Türkiye Cumhuriyetler, daha aşağı indiğimizde Pakistan, Hindistan bölgesi, biraz kuzeye çıktığımızda Rus Cumhuriyetleri olmak üzere. Ama aslında sadece bu bölgede değil, daha geniş bir coğrafyayı, Kuzey Afrika'yı kapsayan bir fuar olmasını bekliyoruz. Sınırları bayağı büyüttük yani şimdi. Evet, evet. Buradan ziyaretçiler bekliyoruz. Peki fuarla ilgili yarın önemli bir fuar Türkiye için. Özellikle tarım sektörü ve tarım sektöründe hep özlediğimiz, beklediğimiz sadece üreten olmaktan çıkıp artık imalatı da yapabildiğimiz, imalat sanayinin de olduğu tarım makinalarının da artık göreceğe çıkması gerekiyor ki tarıma dayalı sanayi bu makinalarla kendini şekillendirsin ve artık şeftalilerimiz, domatesler böyle ham olarak değil, içeride kurulan makinalarla beraber dünyaya mamul olarak ihraç edilebilsin. Bu fuar Türkiye'nin tarım sektöründe neyini gösterecek, neyin ispatı olacak aslında yarın? Ya şimdi Türkiye'de irili ufaklı 50'nin üzerinde 54 tane tarım fuarı var. Belli farklı yerlerde. Bu tarım fuarları içerisinde bazı fuarlar ön plana çıkıyor. İşte bu İstanbul'da hazırladığımız, TÜYAP salonlarında hazırladığımız Avrasya Tarım Fuarı da ülkenin önemli bir milli fuarı olarak ön plana çıkıyor. Fuara katılan firmalara baktığımızda ülkemizin kendi konusundaki en önemli üreticileri, en önemli ihracatçı firmaları. Yani Türkiye'nin yaklaşık 200'e yakın ülkeye yaptığı bir ihracat var. Bu ihracat içerisinde en önemli kalemleri yerine getiren firmalar şu anda hazırlıklarını sürdürüyorlar ve yarın ziyarete açılacak fuar. Burada kendi konusunda İzmir'den, Ankara'dan, Bursa'dan, Adana'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, Kayseri'den birçok firma katılıyor fuara. 100'e yakın firma var. Ve bunlar da hepsi de dediğim gibi tamamı ihracatçı. Yani bu fuarın bir özelliği yurt dışından uluslararası coğrafyalara daha fazla imkan tanıması. O bölgelerden, yani Avrasya coğrafyası diye tabir ettiğimiz coğrafyadan daha fazla ziyaretçi gelmesiyle ön plana çıkıyor. 2 yılda bir yapıyoruz biz bu fuarı. Peki 2 yıl önceyle bu seneye karşılaştırdığınızda mesela hep bir hedef koyarız ya böyle fuarın başında, işte fuardan şöyle bir rakam hedefleniyor, Türkiye ekonomisine şöyle bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Bu sene ortak koyduğunuz bir hedef var mı? Her ikinize birden sorayım. Ne dersiniz? Şimdi her fuarda olduğu gibi, her fuar döneminde olduğu gibi bu fuar mesela 9 yıldır yapılıyor. İstanbul'daki yaptığımız fuar 9 yıldır yapılıyor ve her fuar döneminde bir hedef koyuyoruz tabii fuarı hazırlarken. Burada da bu 9.sunda da hedefimiz yine fuar haftasında bir yıllık yapılacak olan Türkiye genelinde tarımsal mekanizasyon konusunda yapılacak ihracatın en az %15-20'sini buradan bu fuar vesilesiyle 4 günlük fuar süresinde yaptıralım istiyoruz. Bütün çalışmalarımız, emeğimiz, bunun karşılığını görmek istiyoruz. Tabii firmaların bunun sonuçlarını da hemen 4. gün sonunda almak çok zor. Yaklaşık 6 aya kadar süren bir geri dönüşler oluyor. Yani buraya gelen, dışarıdan gelen iş adamları, ziyaretçiler
burada yaptıkları görüşmeleri, kontakları, işbirliklerini, siparişlerini 6 aya kadar daha da uzatabiliyorlar. Ve bu 6 ay sonunda esas nihai sonuçlarını alabiliriz. Ama hedefimiz bizim %15'lik ihracatta %15'lik bir katkı sağlamak bu fuarda. Şimdi imalat sanayi içinde aslında sizin birliğiniz önemli bir birlik. İmalat sanayi içindeki önce yerinizi bana bir anlatın. Sonra aslında sektörde nereye geldik? Tarım makineleri, aletleri, üretimi konusunda teknolojiyle ne kadar beraber haşır neşiriz, dünyaya nasıl ayak uyduruyoruz? Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Sizin önce fuarla beklentileriniz ne? Şimdi bazı fuarlar vardır ki orada hani dünyada genel kabul görmese de Türkiye'ye özgü olarak bir sıcak satış gerçekleşir. Fuar bittiğinde ya şu kadar traktör sattık, bu kadar ekipman sattık gibi bir sonuç çıkar. Yani biz bunu arzulamıyoruz böyle bir şey, çünkü fuarın pek mantığıyla uyuşmuyor. Doğru. Ama Türkiye'nin gerçekleri böyle. Yani çiftçiler özellikle biraz da karşılaştırıyorlar fiyatları, firmaları ve alışveriş yaparak fuardan ayrılıyorlar. Dolayısıyla fuarın bittiği gün reel bir karşınıza rakam çıkıyor. Evet. Ama bu fuar biraz farklı. Mesela yarın yapacağımız fuarın açılış gününün itibariyle aynı zamanda dünyada 5.'si düzenlenecek olan Agrivolution Tarım Makineleri Zirvesi yapılacak. Ve buraya dünyanın dört bir yanından insanlar gelecek. Ayrıca bu fuara özgü olarak yurt dışından alım heyetleri organize edildi. Ekonomi Bakanlığı destekli ve TÜYAP tarafından organize edilen bazı heyetler gelecek. Bunlar buraya gelip de alışveriş yapmayacak hemen. Bunların bir kısmı bayilik anlaşması yapabilir. Bir kısmı gördüklerini merkeze aktaracaklar. Ve sürece yayılan, öyle bir iki ay değil, bir sürece yayılan bir alışveriş söz konusu olacak. Dış ticaret söz konusu olacak. O yüzden hani hemen sonuç alacağız diye bir şey yok. Bu ama geleceğe yeri dönük de bir beklenti yaratacak. Tabii. Yani burası uluslararası belki beklentiler satın alınacak yarın. Evet, yani Türkiye'de hangi tarım makineleri yapılıyor? Alınacak. Yani Türkiye nerede tarım makinesi konusunda onlar gözlenecek. Alışveriş kısmı ikinci safhada. Önce biz kendimizi, sektörümüzü burada pazarlayacağız deyim yerindeyse. Biz neredeyiz Türkiye'de, dünyada? Biraz ondan bahsedebilirim size. Türkiye'de 22 tane makine konusunda alt sektör var. Yani takım tezgahı, iş makinesi, pompa, plastik makineleri vesaire. Tarım makineleri konusunda biz ciro bakımından, klimadan sonra ikinci sırada yer alan bir sektörüz. Yani hitap ettiğimiz kesim çiftçi. Çiftçinin de çok ciddi bir nüfusu var. Hem nüfus olarak, aile bireyi olarak, hem de işletme sayısı olarak. Dolayısıyla büyük açısından buradayız. Bir de ihracat boyutunda neredeyiz? Altıncı sırada yer alıyoruz. İhracat büyüklüğü açısından, hacmi bakımından yaklaşık bir 800 milyon dolar ihracatımız söz konusu sektör olarak. Dünyada baktığınızda ama çok önemli bir nokta değiliz şu anda. Neredeyiz? İşte %1,5 pay alıyoruz ihracattan, dünyada, dış ticaretten. Fakat ilginç bir nokta var. Her seneki artışın hızımız %20. Yani her sene %20 katlanarak büyüyoruz. Peki tarım makinelerinde yurt dışından ithalat bugün yapılıyor mu? Yani Türkiye'deki üretim, makine üretimi Türkiye'de müşterisini buluyor, ihracatta yapılıyor ama yurt dışından bu makinelerin ithali bugün var mı? Yoksa tamamen kendi ürettiğimiz makinelerle mi biz tarım sektöründe faaliyet gösteriyoruz, çiftçimiz? Bir kere şunu söyleyeyim, Türkiye'de son bir yıldır konuşulan bir konu var, yerli otomobil konusu. Aslında yerli traktör yıllardır yapılıyor ama evet, çok medyatik olmadığımızdan olsa gerek pek duyulmuyor bu. Şimdi Türkiye'de satılan her 5 traktörden bir tanesi ithal. Geri kalanı yerlidir. Bu iyi bir rakamdır. Evet, hatta %90'lara ulaşan yerlilik oranıyla biz satıyoruz. Biz hani bazı yerli araçlar yerliyiz diyor ama yani ne kadar yerli o biraz soru işareti. Çünkü ithalata dayalı bir üretim gerçekleştiriyorlar. Bizde %90'dır o. Yani bu makinelerin üretiminde kullanılan ara elemanlar yan sanayinizde yerli mi? Yerli. Bu güzel. İşte yerli. Bu Türkiye'nin yani Türkiye'de, cari açısından Türkiye'de çok önemli. Türkiye'de motor bile yerli olarak fabrikalarımızda yapılıyor. Hatta bazıları lisansı bile Türkiye'ye ait. Peki teknoloji olarak neredesiniz bu ürettiğiniz makinalarda, dünyada? Şimdi bakın, Türkiye'de tabii ki tarım makinesi konusunda ithalat da var. İlla ki var. Fakat gelen makinelerin çok önemli bir kısmı, %50, %60'ı hasat makineleri. Hasat makinelerinden de kendi yürür tarım makineleri. Örneğin biçerdever tek başına 100 milyon dolar ithalatı söz konusu.
Şimdi bu makineler Türkiye'de yapılamaz mı? Yapılır. Yani traktör yapıyoruz, onu da yaparız. Fakat belli makineleri yapmak için sadece iç piyasa yeterli değil. Dış piyasaya da satmanız lazım. Örneğin bir biçerdöver üretmeniz için yıllık 10 bin tane satış rakamına ulaşmanız lazım. Bu Türkiye'de buna ulaşamazsınız. Dolayısıyla dünyaya satmanız lazım. Dünyaya satmanız için de global bir marka olmanız lazım. Türkiye'deki en büyük eksiklik firmalarımızın tamamının yakınının global bir marka olmayışı. Bu yüzden bazı kalemlerde yüksek kapasiteli tarım makinelerinde, elektronik destekli tarım makinelerinde, yani bunları ihtiva eden, elektronik unsurları ihtiva eden tarım makinelerinde ithalatımız söz konusu. Peki bu yarın başlayacak olan fuarda İlhan Bey, kimler olacak? Bu sektörün hangi kesimleri yer alacak? Yani standları gezerken tarım makinelerinde hangi skala göreceğiz karşımızda? Şimdi sulama sistemlerinden. Sulama sistemleri olacak. İlaçlama makinelerinden. Hasat makinelerinden, traktörlere, biçer döverlere. Zirai aletlerden donanımlara kadar. Hayvancılık ekipmanlarından baktığımızda. Tüm yani belli bölgelerde üretim yapan, ürünleri toplayan tüm makineler fuarda yerini alıyor. İki salonda hazırlandı fuar. Bir salon ağırlıklı olarak traktör firmaları, biçer döver ve traktör firmaları tarafından kullanılacak. Diğer salonda da Türkiye'nin en önemli kendi konusundaki üretici, ihracatçı, tarımsal mekanizasyon konusu diye genelleştirdiğimiz firmalarımız katılacak. Peki yarın başlayacak olan fuara tekrar gündeme getirelim. Bu fuarda pek çok sektör, kendi içinde makine üreticileri yer alacak. Sizin yarınla ilgili bir de zirveniz var. Bu fuarın sonunda bir zirve gerçekleşecek. Bu zirve de aslında bir ilk. Evet. İlk olması açısından da çok önemli. Aynı zamanda çok ciddi bir bilgi paylaşımı gerçekleşecek. Bu zirvenin aslında fuarı taçlandırdığı söylenebilir mi? Ya tabii şimdi kuru kuruya sadece bir fuar değil. Fuarla eş zamanlı da 21 Ocak günü başlayacak olan Dünya Tarım Makineleri Zirvesi de ev sahipliği yapacağız. Konferans salonlarımızda olacak fuarla eş zamanlı. Orada sabahtan daha detaylı bilgileri genel sekreterimiz verecektir ama sabahtan başlayıp akşama kadar sürecek bir oturumlar var. Birbirinden değerli dünyaca ünlü akademisyenler, sektörle ilgili yöneticiler, dernek başkanları dünyanın dört bir tarafından bu zirve için geliyorlar. Ve bu zirve belli dönemlerde bir ülkede yapılıyor. Şimdi biz işte Tarmak Bir'in liderliğinde, sevgili Selami Bey'in de başkan yardımcılığını yaptığı bu zirvede, sağ olsun kendisinin çok önemli destekleriyle bu zirveyi Türkiye'ye aldırdık. Ve Türkiye'de de bu fuarla eş zamanlı. Normalde fuarlarla eş zamanlı yapılmaz bu zirvede. Ama böyle de bir ilk gerçekleştiriliyor. Çok güzel bir tesadüf olmuş bu. Bu zamana kadar yapılan hiçbir fuarda Türkiye'de böyle bir zirve ev sahipliği yapılmamıştı. Bunun da ayrı bir bizde üzerimizde bir gururu var, mutluluğu var. İnşallah hayırlı bir zirve olur. Bir de zirveye katılan, buraya katılacak olan değerli sektör temsilcileri de fuarda dolaşacaklar. İkinci gün tüm gün fuardalar. Fuarda katılan firmalarla birlikte olacaklar. O bakımdan da bir sinerji oluşacak. Kesinlikle. Fuar artı zirve bence birbirini çok iyi tamamlayan iki hizmet olarak karşımızda duruyor. Tarım sektörünün kalbi yarın burada atacak. Biz de şimdi kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve Fuar Merkezi'nden yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarına ilişkin haberlerimiz sürecek. Herkesi yarın buraya bekliyor olacağız ama kısa bir reklam arası. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Tarım sektöründeki tüm teknolojik yenilikler yarın açılışı gerçekleşecek olan İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre Fuar Merkezi'nde Avrasya Tarım Fuarı'nda
görücüye çıkacak. Bir anlamda Türkiye'de tarımın kalbi yarın İstanbul Beylikdüzü'nde TÜYAP'ta atacak ki tarım sektöründe nereden nereye geldik? Aslında en çok özlediğimiz, istediğimiz şey tarımda kendi makinalarımızı kendimiz yapalım ve sektörün, çiftçimizin hizmetine bunları sunalım. İhracatı kendi makinalarımızla yaptığımız ürünlerle gerçekleştirelim. Şimdi ciddi bir zirveden bahsediliyor. Az önce İlhan Bey söyledi. Selam Bey, bu zirve Türkiye'de bir ilk olacak ve fuarla denk gelmesi bence yani tam zamanı, zamanlaması da çok müthiş. Çünkü burada hem ürünler sergiye çıkacak hem de bunun peşine ciddi bir zirve. Şimdi biraz zirveyi anlatın bana. Zirvede ne konuşulacak? Zirvenin gündemi ne olacak? Ve bu zirve Türkiye'ye nasıl bir fayda sağlayacak? Katılımcıların da aslında bilgi ayağına gelmiş oluyor. Evet, yani sözüme şeyden başlayayım. Türkiye'de elbette tarım makinesi konusunda kongreler yapılıyor. Bunu akademisyenlerin başını çektiği bir topluluk gerçekleştiriyor. 30 yıldan beri devam eden ve her sene yapılan, 2 senede bir ulusal, 3 senede bir uluslararası ve her sene ulusal olan bir kongre zaten var. Ama firmaların ve diğer sektör paydaşlarının, çiftçi temsilcilerinin, kamunun katıldığı başka bir etkinlik olmadı. Dünyada şu anda beşincisi yapılan bir zirveyi yarın açacağız. Tüm gün sürecek. Peki zirvenin patronu kim? Zirvenin patronu Agrivolution Dünya Tarım Makineleri Birliği. Bunu 2011 yılında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5-6 ülke tarafından kurduk. Zaman içinde diğer ülkeler dahil oldu. Şu anda 13 ülke Avrupa Birliği dahil. Bu birliğin üyesi kimler bunlar? Şey, Rusya'sından Amerika'ya kadar, Japonya, Çin, Fransa, İtalya, Almanya, Türkiye, Hindistan, yani dünyadaki marka ülkeler bu birliğin, daha doğrusu tarım makinesine başı çeken ülkeler bu birliğin üyesi. Şu anda Tarmak 1'de bu birliğin başkan yardımcılığını yürütüyor ve cuma sabahı itibariyle dünyadaki tarım makinesi konusunda Agrivolution'un başkanı biziz. Bir sonraki zirveye kadar, bu zirveyi almak için epey çaba sarf ettik. Biz de düzenlensin diye. İlk İtalya'da 2008 yılında başladı bu hikaye. İtalya'dan sonra Amerika'da düzenlendi. Daha sonra Fransa'ya gitti. Fransa'dan sonra biraz doğuya uzandık. Hindistan'a gittik 2013 yılında. Birlik başkanlığı bu sene bize geçiyor. Evet. Bundan sonra Agrivolution'un başkanı biziz. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca. Bir sonraki zirve Çin'de olacak. 2017'de Ekim ayında Qingdao'da, o zirveye kadar sektörün patronu biziz. Peki bu sektörün patronu olan birliğiniz bugün ne söylüyor Türkiye'nin son yaşanan, örneğin Rusya'dan bahsettiniz. Ticarete çok ciddi bir sektör, üretici, ihracatçı çok ciddi bir darbe yedi. Bu size nasıl etkiledi? Basit bir örnek vereyim. Biz şu anda Ekonomi Bakanlığı destekli bir uluslararası rekabetçinin geliştirilmesi projesi, URGE olarak kısaltılmış bir projeyi başlattık. Ciddi de bütçesi olan bir proje. 3-4 milyon dolar bütçesi var. 20 tane üye bu proje kapsamında fuarlara katılacaktı. Yurt dışına alım yeteri getirecektik ve kendimize bir ihtiyaç analizi yaptığımızda bir numarada Rusya çıktı. Pazar. Çok güzel ithalatları var, burnumuzun da dibi. Çok güzel bir fuar var Moskova'da. Tam buna hazırlanırken pat Rusya krizi devreye girdi. Bir anda tüm planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Gerçekten umarım Rusya ile önümüzdeki dönemde eski ilişkilerimizi kurarız. Çünkü Rusya dediğim gibi hem çok yakınız. Bu doğrultuda avantajlarımız var. Hem de çok iyi bir pazar, büyüyen bir pazar. Ama sizin örneğin ihracatta tek pazarınız değildi değil mi? Yok. Bizim mesela traktörde, traktörün neredeyse doğduğu ülkeye biz en çok traktör satıyoruz. İhracatımızın neresi? Amerika. Amerika. İhracatımızın 1/3 Amerika'ya traktörde. Almanya, Fransa'ya da biz makine satıyoruz. İtalya'ya da satıyoruz ki İtalya tarım makinesi konusunda gene marka ülkelerden bir tanesidir Almanya ile birlikte. Onların giremediği ülkelere de Türkiye Cumhuriyetler, Kuzey Afrika bunlara da biz mal satabiliyoruz. O konuda sıkıntımız yok. Sıkıntımız yaptığımız işin devamlılığı, orada bayi ağını kurmanız, yani bir kerelik ihracat değil, kalıcı olarak girmeniz konusunda bazı sıkıntılarımız var. Bir de dediğim gibi markalaşma konusunda sıkıntımız var.
devamlılık olması lazım. Yani bazı firmalarımız örneğin İtalya'ya makine gönderiyor ama no name gönderiyor. Orada İtalyan markasını vurulup dünyaya tekrar satılıyor. Bu konuda bizim şu anda yapmamız gereken işler var. Çünkü biz iyi makine yapmayı öğrendik. Artık mükemmel, kendi arkamızda neden yapmayalım? Mükemmel makine yapmaya çok az kaldı. İyi makine yapıyoruz. Ve fiyat konusunda da çok rekabetçiyiz. Yani fiyat performans kapsamında, kriterinde iyi bir noktadayız. Bazı coğrafyalar için, yani Müslüman ülkeler, Türkiye Cumhuriyetler konusunda avantajlarımız da var. Artık bunu paraya çevirmenin zamanı geldi. Tam zamanı. Mücadelemiz sürüyor. Biraz devletin desteği lazım. Evet. Şimdi devlet desteğine gelmeden önce aslında burada çok önemli bir misyonunuz var. Ben en çok fuarcılığın önemini böyle kriz zamanlarında anlıyorum. Sanki böyle can simidi gibi sanayiciye böyle bir umut oluyor. Bir anlamda yani en çok ihtiyacımız olan şey, hep söylüyoruz ya İlhan Bey, moral ve motivasyon. Gelin size burada yarın başlayacak fuarda mesela bol bol moral ve motivasyon dağıtacaksınız. Burada bunu görüyoruz. Geçen haftaki fuarlarda da aynı şeyi gördük. Bu Türkiye'nin aslında ekonomi kulvarından çıkmaması için de fuarlar ciddi bir defansif böyle güç, değil mi? Tabii canım. Kesinlikle. Kesin değil mi yani? Zaten çok hep net. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ağzınıza sağlık. Geçtiğimiz hafta burada çok önemli bir fuara daha ev sahipliği yaptık. Gerçi konunun dışında ama bilinmesinde fayda var. Yani Türk mobilya sektörünü ilgilendiren bir fuara ev sahipliği yaptık ve müthiş geçti. Yüzün üzerinde ülkeden iş adamı geldi buraya. Senenin ilk fuarıydı ve moralle girdik seneye. Tabii. Bütün etrafımızda işte savaşlar, terör olayları, Rusya krizi. Baktığınızda etraf yangın yeri. Ama inanılmaz bir çaba gösterildi ve yüzün üzerinde ülkeden iş adamı buraya. Buradaki katılımcı firmalarla geldiler, alışverişlerini yaptılar. Yaklaşık 750 milyon dolarlık bir ticari hacim yakalandı geçtiğimiz hafta. Tabii bu çok önemli. Şimdi de tarım sektörünü, yarın itibaren de tarım sektöründe bir ticari hacmi yakalatmak için buradayız. Bizim çok ulvi bir görevimiz var. Ekonominin tabii aynasıyız. Sektörlerin aynasıyız. Yani Türkiye'nin üretimine, ihracatına, imalatına destek olmak için fuarlar düzenliyoruz. Fuarlar çok büyük bir pazarlama argümanı, tanıtım ve pazarlama argümanı ve en önemli argüman. Siz eğer ürettiğiniz bir şeyi satamıyorsanız, dağıtamıyorsanız, gönderemiyorsanız, pazarlayamıyorsanız hiçbir önemi yok o zaman ürettiğinizin. Bugünün dünyasında artık tanıtım ve pazarlama çok önemli hale geldi. Agresif politikalar izleyen firmalar şu an markalaşma yarışında ön plana çıkıyorlar. İşte biraz önce Selami Bey'in söylediği, yani Türkiye'nin sektördeki bir markası, dünyaca ünlü bir markası yok diyor. Ama bu çok önemli bir tespit. Neden olmasın bu kadar? Ama ciddi altyapıyla neden olmasın? Tabii. İnsan bu soruyu kendi kendine soruyor. Evet. Neden olmasın? Yani devlet kendi arabanızı üretin derken neden kendi traktörümüzü kendi markamızda satmayalım? Ya da neden tarım makinalarımızı kendi markamızda satmayalım? Bakın şöyle bir şey var. Yani biraz da haksızlık etmeyelim kendimize. Niye etmeyelim? Bu adamlar 1800 yıllarda başlamışlar tarım makinesi imalatına. Bu adamlar 1900 yılların başına başlamışlar fuarcılığa. 1950'de yurt dışındaki tarmak birliler kurulmuş. Düşünün. Yani biz yarışa zaten 50 yıl geç başlamışız. Ama şu anlık aramızdaki mesafe 50 yıl değil. Şu anda ben 3-5 yıl kaldım. Oo, süper bir haber bu. Az kal yani, teşbihte hata olmaz vallahi derler. 38 senede, 36 sene, 38 senede fikir aşamasıyla beraber bu aradaki farkı kapattı. Tabii yani bu sektördeki fuarlar da bu bölgeye doğru kayacak. Yani bundan işte daha büyük fuarlar yapılan batıdaki, Orta Avrupa'daki büyük şehirlerde yapılan fuarlar artık bizim coğrafyaya doğru kayacak. Yani ve o bölgenin üretimi de, yani mesela tarım makineleri konusunda Türkiye bizim coğrafya üzerinde bir merkezi güç, bölgesel güç olacak. Bu kaçınılmaz. İnanılmaz bir bilgi birikimi, bir portföy oluşmaya başladı Türkiye'de. Şu anda Türkiye'nin en önemli tarımsal mekanizasyon üreticileri Konya'da. Konya'da şu an Konya şehri Türkiye'nin en fazla tarımsal mekanizasyon üretimi yapan şehirlerinden bir tanesi. Ve Konya'da da bir fuarımız olacak. Tüm dünyaya dağıtım yapıyor. Konya'daki yaptığımız fuar da zaten Türkiye'nin en büyük fuarı. Tabii. Tarım makineleri konusunda. Yani şimdi Bursa'da yapıyoruz, Konya'da yapıyoruz, Adana'da yapıyoruz, Samsun'da yapıyoruz, Diyarbakır'da yapıyoruz, İstanbul'da yapıyoruz. Hangi sektörde yangın varsa oraya resmen su sıkıyorsunuz ve yangını söndürüyorsunuz bu fuarlarla. Evet. Aslında yaptığınız şey bu. Bir anlamda insanlara hadi durmayın,
üretmeye, çalışmaya, markalaşmaya devam edin mesajı çıkıyor bu fuarlardan. Evet. Aslında yarınki zirveyle beraber fuarcılık anlayışında da 2016'da sanki böyle her fuarda yepyeni bir zirve yapılabilirmiş, böyle bir takım kongreler düzenlenebilirmiş gibi de geliyor aklıma benim. Ya tabii neden olmasın? Neden olmasın zaten değil şu andaki, mi? Şu andaki fuar alanı, TÜYAP fuar salonu. Çok müsait buna. Bu konuya zaten müsait. Altyapı hazır. 16 tane farklı ölçekte konferans salonu var fuar alanında. Yani şu anda 14 tane salon var, sergi salonu. 120 bin metrekarelik bir fuar alanı burası. Aynı zamanda 16 tane de irili ufaklı çok çeşitli ölçeklerdeki toplantılara olanak sağlayacak konferans salonları da var. Bu hiçbir Türkiye'de fuar alanlarında yok. Yok evet. Bu yani fuarla eş zamanlı, diyelim ki bir makine fuarı yapıyorsak makine fuarıyla eş zamanlı. Bence bunu yapacaksınız gibi geliyor. Çünkü yarın cuma günü çok ciddi bir talep olacak buna. Göreceksiniz ki insanların ilgisi yoğun. En iyisi biz her fuarda bir de zirve yapalım. Ankara'yı da buraya çağıralım. Bütün Türkiye hem konuşsun hem gezsin hem de ürünlerini şimdi yan tarafta da otelimiz var hemen yan binada. Entegre bir iş evet, zaten bu. Yani Palace. Bize diyorsunuz ki ham gelir mamul çıkar. Evet. TÜYAP Palace'da konaklıyor misafirlerimiz. Asansörle iniyorlar aşağıya. Bu kadar. Toplantı salonuna gidiyorlar. Fuar alanını geziyorlar. Bu çok önemli. Şimdi hepsi yani bu böyle bir komplike tesis şu an Türkiye'de yok. Yani bunu da iyi anlatmak ve pazarlamak. Bir de bir televizyonda programını yapıyoruz zaten tam. Evet. Sonunda da taçlanıyor bu iş. Evet. Peki şimdi imalat sanayi çok önemli. Türkiye'de %16-17 oranlarında toplam üretimde. Benim en çok böyle buramın kalbimin cız ettiği noktadır bu. Keşke bu oran %35'lerde 40'larda olsa. Hani ikinci sıradayız dediniz ya. Önce bir kere bunu artırmanın yolu ne? Çünkü imalat sanayi arttığı anda ülkedeki kalıcı yatırım bunlar. Herhangi bir krizde hani yıkılıverecek işler değil, temelleri olan yatırımlar imalat sanayiler. Şimdi bir örnekten başlamak istiyorum. Brezilya'ya gitmiştim ben birkaç sene önce. Brezilya biliyorsunuz kahve ekonomisi büyük ölçüde buna dayalıymış. Yıllar yılı böyle devam etmiş. Derken bir sene kriz olmuş kahve konusunda. Bir bakmışlar ki o yıl ülkede ciddi bir kriz, ekonomik kriz sebep olmuş. Kahvenin işte üretilmemesi vesaire. Tam da söylediğiniz bu işte. Ya biz yanlış yapıyoruz. Biz sanayi de yapmalıyız. Sanayi de üretmeliyiz. Makine sanayine de değer vermeliyiz demişler. Ondan sonra makine sanayi başta olmak üzere diğer sanayi kolları da gelişmeye başlamış. Şimdi turizm. Ya bugün bakarsınız işte böyle bir kriz olur. Rusya ile Ruslar gelmez. Turizm konusunda ne yapsak diye düşünürüz. Ama kalıcı olan şey üretimdir. Kesinlikle. Ve bu konuda da başı da sanayi, tarım makine sanayi çeker. Makine sanayi çeker. Bugün Almanya niye Almanya? Bugün işte İtalya niye önemli? İmalat sanayide bir numarada o yüzden. Yani ve bu adamlar Dünya Savaşı'ndan çıkmış, belli bir dönemde buraya gelmişler. Japonya, Çin hepsinde makine sektörü ön plandadır. Evet. Makine yaparsanız gerisi gelir. Türkiye'de de bu konuda biraz geç kavramışız. Ama kötü noktada değiliz. Mesela makine tanıtım grubumuz var Türkiye'de. Çok değerli çalışmaları var. Dünyaya Türk makinesini tanıtmak üzere kurulmuş ve bu amaçla çok iyi işler yapan bir kurum. Biz yurt dışına fuarlara gidiyoruz. Ortak fuarlarımız var. O fuarlarda sadece tarım makinesini tanıtmıyoruz. Takım tezgahını tanıtıyoruz. Pompa sektörünü tanıtıyoruz. İş makinesi sektörünü tanıtıyoruz. Ve bizim ihracatımız artıyor. Sürekli artıyor. Bu noktada dış ticaret açığına pozitif içerime noktasına kattığımız mevcut. Ama bakın İtalya'da devlet tarım makinesi konusunda, ben diğer sektörleri bilmiyorum ama tarım makinesi konusunda sübvansiyonları var. Destekliyor, yeter ki ihraç ettiriyor. Nasıl destekler veriyor mesela orada? Gizli destekler veriyor. Diğer sektörlerde de var. Var mı? Gizli destekler veriyor çünkü bazı şeyler yasaktır. Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları falan örtülü vardır. Örtülü destek oluyor devlet. Örtülü destek vardır. Ucuza mallar gidiyor. Niye o marka yerleşsin? İtalyan firmaları yerleşsin. Japonya diyor ki işte falanca ülkeye kredi vereceğim ama şart bizim tarım makinalarımızı alacaksınız gibi. Yani her ülkenin belli çaplı destekleri var. Aslında bu işbirliklerini mesela Japonya ile Türkiye'nin son imzalanan bir anlaşma var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tokyo ziyaretinde hatta Japon Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde de teyitlendi bu. Japon pazarı giremediği yani rekabette zayıf olduğu ya da riskinden endişe ettiği pazarlara, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlara, Türkiye'deki ortaklarla beraber giriyor. Böyle bir karar alındı. Bu bilgiyi de hemen altını çizerek verelim bir parantez içinde. Mesela böyle işbirlikleri de makine sektörünü güçlendirebilir. Kesinlikle. Bakın biz bir örnek daha vermek istiyorum. Dünyanın en büyük tarım makinesi fuarı Almanya'da, Hannover'de ve İtalya'da, Bologna'da yapılıyor.
Ama bunlar hakikaten yani çok büyük fuarlar. Almanya'daki fuar 230 bin metrekare net stand alanı sahip. İtalya'daki fuar 140 bin metrekare, 150 bin metrekare net stand alanı sahip. Hatta Hannover fuarını gezmek için otobüslere binersiniz, salon salon gezersiniz tabii, ve tabii. Bir haftada bitiremezsiniz. Tabii. Ve bu fuarı düzenleyen kuruluşlar Türkiye'de dünyanın en büyük üçüncü fuarını yapalım diye bize geliyorlar. Ya, İlhan Bey'in söylediği fuarların da fuarın artık doğuya kayması. Beylikdüzü'ne kayıyor. Kayacak, Türkiye'ye kayacak fuarlar. Yani beraber işbirliği yapalım diyorlar. Bu konuda açık çek veriyorlar. Ve biz İtalyanlarla, Almanlarla, Fransızlarla, oranın tarım makinesi birlikleriyle çok iyi dostluklarımız var. Özel dostluklarımız var. Ve mesela İtalyanlara dedik ki, Türkiye Cumhuriyetler'de beraber fuar düzenleyelim. Tabii. Lokasyonu bize bıraktılar. Pazarlar var. Var. Yani biz işbirliği yaparsak onların markası bizim kaliteli fiyat performanstaki rekabetçi. Belki onların nahlını kullanabiliriz. Ya kullanabiliriz. Biz onların tecrübesinden faydalanacağız. Onlar gerçekten, da bizim cesaretimizden, gözü karalığımızdan faydalanacaklar. Evet, beraber iş yapacağız. Buna inanıyorum kesinlikle. Peki bir reklam arası daha vereceğiz. Reklam arasından sonra şunu soracağım size. Tamam biz pazarlara hakimiz. Hatta teknolojimiz de çok iyi. Fakat inovatif ürünler üretebiliyor muyuz? Biz tarım makinalarında. Reklamlardan sonra onu konuşacağız. Yani ürettiğimiz makinalar dünyadaki makinalarla teknolojik açıdan yarışabilir düzeyde mi? Sektör sıkı dursun. Yarın zaten bunu burada görecekler ama biz önden tüyo vereceğiz. Bir reklam arası. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet, Avrasya Tarım Fuarı yarın başlayacak, yarın açılışı yapılacak. Türkiye tarım sektöründe makinelerini göreceğe çıkaracak. Aynı zamanda bir zirve yapılacak. Bu zirve dünyada önemli bir zirve. Çünkü Türkiye tarım makineleri üreticilerinde aynı zamanda başkanı oluyor. Bu zirveyle beraber başkanlık bayrağını eline alıyor. Şimdi dedik ki reklamdan önce teknolojide neredeyiz derken aslında biz... Ürettiğimiz makinalar, dünya makinalarıyla rekabet edilebiliyoruz mu sorgulayacağız. Yani kendi markamızda üretim yapmak ve bunu ihraç etmek çok önemli. Ama bunun için sizin ürettiğiniz makinaların bir farkı olması lazım. Yani teknolojik üstünlüğü olması lazım. Çok amaçlı kullanılabiliyor olması lazım mesela. Bunun gibi yani öne çıkarabileceğiniz farklılıklarınız var mı yarın burada? Şimdi şuradan... Söze başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Biraz inovasyona girdik aslında ama. Ondan bahsedeceğim tam. Şimdi bir karşılaşma vardı bir sunumların bir tanesinde de. Çipin, mikroçipin kilosuyla örneğin tarım makinesinin kilosu veya işte iş makinesinin kilosu karşılaştırılıyor. Arada yani devasa farklar var. Tabii. Yani siz nitelikli katma değeri yüksek ürün üretmeniz lazım. Artık demir üretmek, satmak meselemiz değil. Evet. Veya döküm yapmak. Artık bunları geride bırakmalıyız. İnovatif makineler, Ar-Ge'ye dayalı üretim yapmak zorundayız. Niye bunu söylüyorum? Şimdi herhangi bir makine yurt dışında gittiğinizde fuarda, yeni rastladım ben bunu Almanya'da. Normalde firmalar şey koymazlar, fiyat listesi koymazlar fuarda. Bu firma koymuş. Çok da küresel firmadır. İyi makine yapar. Şaşırdım. Baktım. Standart makinesi, gübre serpme makinesi 5000 euro yazmış. Altında akıllı gübre serpme makinesi 15 bin euro. Ya. Şimdi üzerine koyduğu bir elektronik ünite ve ona bağlı birkaç aksam vesaire umulmadık bir katma değer sağlıyor size. Makineler yerini yavaş yavaş çiplere bırakıyor. Makineler akıllanıyor. Şimdi akıllanıyor. İnsansız şeyler başladı. Traktörler. Uzaktan kumanda ediyorsunuz. Uydular haberleşiyor. Hassas tarım. Şimdi tarla nedir? Heterojen bir yapıya sahiptir. Tarlanın her noktası, toprağın her yeri aynı özelliğe sahip değildir. Ama biz ne yaparız? Her yere aynı gübreyi veririz, aynı ilacı veririz. Bodoslama. Bodoslama. Dünya standart uygulama budur. Ama şimdi hassas tarım var. Şimdi nerede gübre ihtiyacı var? Nerede zararlı yaprak var, şey var, bitki var, yok edilmesi gereken bitki var? Bunu seziyor artık makineler. Bir GPS'ten uyduna haberleşip oraya ilacı veriyor. Oraya gübreyi fazla veriyor veya az veriyor. Yani ne yapıyorsunuz? Tasarruf ediyorsunuz.
dünya ile rekabet edebilmesi için artık bu noktadan sonra, şimdi noktaya kadar geldik, iyi kötü geldik ama bundan sonra rekabet etmek istiyorsak akıllı tarım makinesini üretmek zorundayız. Bu noktada bizim kesinlikle ve kesinlikle üniversite sanayi işbirliğine geliştirmemiz lazım. Burada ne durumdayız? Daha başlangıç aşamasında mı bu? Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. Tarım makinesi konusunda belki makine sektörü içerisinde en çok üniversite sanayi işbirliği yapan sektör biziz. Bu da hani açıkçası bizim isteğimiz olmamış. Devlet demiş ki benim kredi verdiğim bir ürün olursa mutlaka benim yetkilendirdiğim bir üniversitede deney raporunun olması lazım. Yani bu makine Türk tarafına uygun mu değil mi? Bu yıllardır devam eden bir iş ve bizim makinalarımızın çoğunluğu, tamamını, yakını üniversiteden test belgedir. Yani çiftçinin aldığı makinalar Türk tarafına uygun makinalardır. Eğer ki devletin kredisiyle, Ziraat Bankası kredisiyle alınıyorsa veya hibe desteklerle alınıyorsa. TÜBİTAK'la işbirliğiniz var mı? Firmalarım var. Firmalarım var. Firmaların TÜBİTAK projeleri var. Bu noktada bir işbirliği var. Fakat kritik nokta şu. Artık üniversitenin de orada çalışan akademisyenlerin de ya ben profesör olayım, ben şu noktaya geleyimden ziyade ben benim katkılarım, benim çabalarım, benim çalışmalarım üniversite sanayiye nasıl aktarılır? Bu çabaya girmek zorundayız. Bu noktada biz yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu iki kesimi firmalarla üniversiteyi bir araya getirmek için çabalarımız yoğun. Tarım sektöründeki startup projeleri, girişim projelerine destek olmayı planlıyor musunuz mesela? Hedefleriniz arasında bu var mı? Yani şimdi, sektöre nasıl entegre edilebilir genç fikirler? Biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya devletin şu tür destekleri var. TÜBİTAK'ın desteği var, Sanayi Bakanlığı'nın desteği var, efendim KOSGEB'in desteği var. Kimler ilgili akademisyenler? Onları buluyoruz. Meç ediyoruz sanayicilerle. Bunun çabası içerisindeyiz. Aslında verimlilik, doğrudan verimlilikle ilgili bir olay bu. Kesin, yani verimlilik ve katma değer. Eğer katma değerli ürün üretemezsek birkaç sene sonra, şu anda biz net ihracatçıyız. Bakın bu makine sektöründe her şey yoktur. Şu anda %127 ihracatımız fazla veriyor. Yani 120 milyon civarında bir sektörümüzün şeyi var. İhracat fazlası var. Yıllar önce bu 200 milyon dolar açıktı. Fakat tedbir almazsak yakın zamanda ülkemiz akıllı tarım makinesiyle dolu olacak. Şu an için değil, değil. Bir 5 yıl sonra belki. Belki bir 10 yıl sonra. Şu an zamanı bilemiyoruz. Çünkü yani bizim kesinlikle akıllı tarım makinesi üretme noktasına gelmemiz lazım. Üretmezsek zaten katma değerli üretmemiş oluyoruz makinaları. Zaten Türkiye'ye tamamen ithalatla dolu olacak. Edememiş olacağız, evet, değil mi? Evet, sorun orada. Yani peki bu zamanda bu başarılabilecek mi peki? Öngörünüz ne? Şu öngörümüz şu, bir kere sektör bunun bilincinde ama, değil mi? Önemli olan bu. Yani sektörün tamamı bilincinde olmasa bile. Ama siz bilincindesiniz. Biz bilincindeyiz ve bu konuda çabalarımız yoğun. Şu an için belki sesimiz çok duyulmuyor veya dikkate alınmıyoruz. Çünkü temel sebebi şu, alıcı kesim kim? Çiftçi. Çiftçinin alım gücü nedir? Sınırlı. Yani biz üretsek kime satacağız diyorlar. Ama ben sana makineyi satacağım ama bak maliyetin bu kadar düşecek dediğiniz zaman çiftçi bunu gözü kara alır. İşte tam öyle olmuyor. Olmuyor mu? Tam çok anlatmak olmuyor. Lazım o zaman bunu. Çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Çok anlatmamız lazım. Arazilerin toplaştırması gerekiyor. Yani profesyonel işletmelere geçmemiz lazım. Bakın Türkiye'de 3 milyon ÇKS'li çiftçi var. Ama 2 milyon işletme var diye biz kabul ediyoruz. 2 milyon işletmeden bahsediyorum ben. Ve bunların ortalama arazileri çok küçük. Dağınık. Birisi orada arazinin, birisi orada. Problem verimli orada. Geçmiyor sistem. Arazi toplaşması, profesyonel çiftçilik. Almanya bugün çok az çiftçiyle çok iyi iş başarıyor. Bizim profesyonel çiftçiye geçmemiz lazım. Evet, şimdi İlhan Bey, yapılacak çok iş var. Ama siz biliyorum de dünyayı çok dolaşıyorsunuz ya. İçeride şimdi sesler geliyor. Harıl harıl çalışıyor içeride büyük bir ekip. Yani bugünkü gördüğüm manzarayla yarın göreceğim manzara arasında dağlar kadar fark var. İçeride bir inşaat var şu an. Müthiş bir inşaat var. Bir de gittiğiniz, gördüğünüz fuarlardan çok ciddi bir de bilgi alıyorsunuz. Yani aslında önce gezip bir akıncılar gibi araştırıyorsunuz. Yani Türkiye'ye nasıl biz bunu insertleyebiliriz diye. Bu anlamda yarın başlayacak olan fuar ve genel olarak baktığınızda nereye gidiyoruz?
Ya şimdi... Yani misyonlarınızdan biri de aslında yurt dışından bilgi getirmek buraya. Şimdi tabii dışarıdaki fuarlara da gidiyoruz. İşimiz gereği gitmek zorundayız. Tabii. Dünyadaki süreçler, fuarcılık nereye gidiyor? Dünyadaki fuarcılık, yani bizim Türkiye olarak rakip diye tabir ettiğimiz ülkeler nasıl tarım makinalarında, makine sektöründe, otomotivde, gıdada, her sektörde bir rekabet var. Fuarcılık sektöründe de bir rekabet var. Ve biz bu rekabet içerisinde dünyadan aldığımız payı, tüm dünya fuarcılığından aldığımız payı ülkemiz için arttırmaya çalışıyoruz. Bizim TÜYAP'ın misyonu bu. Biz bu payı ne kadar yükseltebilirsek, ne kadar dışarıdan, batıdan, Amerika'dan ya da Asya Pasifik ülkelerinden ne kadar insan paylar, getirmeyi başarırsanız fazlalaşırsa Türkiye kazanacak, sektörler kazanacak. Sonuçta ülkemizin ekonomisine, ülkemizin gerçeklerine bir katkı sağlamış oluruz. Biz bu gözle bakıyoruz fuarcılığa, biz bu gözle geziyoruz. Almanya'daki, İtalya'daki, Amerika'daki, Rusya'daki, Dubai'deki bir fuara, Moskova'daki bir fuara bu gözle gidiyoruz, bakıyoruz. Zaten Türkiye'nin önümüzdeki bir 5 yıllık, bir ikinci 5 yıllık süre içerisinde fuarcılıkta önü inanılmaz açık. Ve özellikle de bulunduğumuz coğrafya itibariyle baktığınızda Dubai, Moskova ve İstanbul üçgeni içerisinde 3 tane siklet merkezi var. Bu 3 siklet merkezi içerisinde İstanbul önümüzdeki dönemde yeni fuar salonları yatırımları ile birlikte dünyanın en önemli destinasyonlarından bir tanesi olacak. Biz buna inanıyoruz. Ki şu andaki gidişat da bu. Birçok sektörde nasıl yabancı oyuncular Türkiye'ye giriyorsa fuarcılık sektöründe de dünyanın en önemli firmaları, fuar firmaları burada İstanbul'da, Türkiye'de ofis açıyorlar. Bunların nedeni kendi bölgelerinde kaybettikleri pazarlarını bizim üzerimizden bu coğrafyaya hakim olmaya çalışılıyor. Bütün kavgalar burada. Bu yüzden çıkıyor. Şimdi biz Türkiye'de TÜYAP olarak 6 şehirde, İstanbul'la birlikte 6 şehirde fuar alanı işletiyoruz. 100'e yakın fuar yapıyoruz yılda, yurt içinde ve yurt dışında. Ve bizim şu andaki teşkilatlanma yapımız ve işlettiğimiz fuar alanları, pazarın elimizde oluşturduğumuz pazar payımızla falan dünyada örneğimiz yok. Ne Almanya'da böyle bizim bir örneğimiz var, evet. Ne İtalya'da var, ne Amerika'da var. Oralarda genellikle her şehirde bir tane devlet kontrolünde bir fuar idaresi. Evet. Ama bir özel sektör, Türkiye'de baktığınızda 400 yılda 450 civarında fuar yapılıyor. 200'ün üzerinde fuar şirketi var Türkiye'de. Ama bunlara baktığınızda kendi fuar alanına sahip tek özel sektör. Şimdi aslında İlhan Bey, hem Türkiye'nin sanayisine, ekonomisine nefes aldırıyorsunuz. Nefes aldırmakla kalmıyorsunuz. Aslında Türkiye'nin ihracatına, üretimine ve sektörlerin birbiriyle entegrasyonunu da, dünya ile buluşmasını da sağlamış oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Selam Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok önemli mevzular var. Anlatacak çok konu var ve alacağınız çok yol var, ama bunu çok kısa bir zamanda almanız gerekiyor. Zamana karşı çok ciddi bir yarış içinde gördüm sizi. İnşallah tarımda makinalaşma, inovasyonun gerçekleşmesiyle daha da ivme kazanır ve Türkiye tarım makinalarında da o önümüzdeki 2-3 yılı çok iyi değerlendirir. Ben bir son bir cümleyle teşekkür etmek istiyorum. Gerek bu zirvenin, gerekse de Avrasya Tarım Fuarı'nın hazırlanmasında başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza, Ekonomi Bakanlığımıza, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne, Tarmak bir Tarımsal Mekanizasyon İmalatçıları Birliği'ne ve KOSGEB'e çok teşekkür etmek istiyorum. Evet efendim, biz de Türkiye'de güzel şeyler oldukça ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.